Ne dönüyor lan burada? Reis! Rıza Çitli mi? Ne meçek? Bunun bu inşaat sektörüne ani ilgisi nedir ya? La ilahe illallah hemşerim. Pit tutturdu karton pier diye. Bitmedi saatlerce ya. Tansiyonum düştü, gittim yattım içeride. Karton pier, Fransız maneton olsa bu kadar uzun anlatılmaz ya. Ben hastanedeyken neler oldu? Benim yokluğumdan istifade Rıza genel müdürlüğe mi oynuyor yoksa? Bu çocuk Avarel değil miydi? Ben Joe Dalton değil miydim? Meğer uyanık olan Rıza mıymış? Selahattin, yandayla tadilat yapacakmış. Bir kafa bulmuşlar başka bir şirketten. Sebep? Ne bileceksin oğlum? Şirketi beğenmiyorlar zar. Güya onların Selahattin abisisin. Ama şirkete olan güvenden ni tesis edememişsin. Ben süper bir inşaatçıyım. En ucuz, en dandik malzemelerden harikalar yaratır. Üç müstefiyatına kakalarım. Bir kova deniz kumu, bir bardak çimento ve cam kırıklarından pırlanta kaplı Osmanlı hamamı yaparım. Ben bir dahiyim, ben saksı değilim. Bunların hepsi bana komplo. Biz bu mahallede yabancıları sevmeyiz. Ben Türk'üm abi. Burası benim mıntıkam. Burada tadilat yapılacaksa ben yaparım. Haritanı aç, pergelin sivri ucunu şu an bulunduğumuz noktaya koy. 5000 metre yarı çapında bir daire çiz. Alanı ne etti? Çapı mı 5000 metre? Yarı çapı. Pi sayısı kaçtı abi? 3.1416. Alan hesaplarken yarı çapın karesi miydi abi? Lan detaya takılıp mesajı kaçırma. Bu mahallede sana iş yok. Bitiririm seni. Hadi pergelleri aç, hemen uza. Abi istiyorsan sen yap da. Yani sonuçta başucuma basit bir çekmece. Vay! Ne koyacaksın o çekmeceye? Çekmecede gizli müzik seti mi duracak? Kızları yatağa atınca müzik mi çalacak? Ha? Yoksa mini bar mı yapacaksın? Ya da leopar desenli baksırların mı duracak çekmecede? He? Yok Selahattin. Çekmeceye eter koyacak Bora. Kızlara eter koklatıp bayıltacak. Abi sen nasıl, bizim nasıl bir hayatımız var sanıyorsun ya? Lan bekar adamlarsınız. Bilmez miyim? Yatağın içine trombolin yapayım mı? Trombolin mi? He. Kıza dersin gel beraber zıplayalım. Zıplaya, 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 zıplaya. Yorulursunuz. Hazır yatağın da üzerindesiniz. Hey. Tamam abi, tamam. Trombolin istemez, çekmece yeter. Ah, öbür usta zaten satıcı çıktı. Aradı, ben yapmayacağım dedi. Derdi neyse. Sektör çok bozuldu. Evet. Ama Selahattin abiniz en iyisini yapacak. Göreceksiniz. Tarih hayal edenleri değil, yapanları yazar. Abi çekmecenin neyini hayal ediyorsun ya? Zaten öyle büyük şeyler yaptıracak paramız da yok. Bak şimdi para mevzu bahis değil, onu halledersin. Ne güzel ceketmiş lan. Biz alamıyoruz bunları. Sağ ol abi İtalyan. Gerçekten güzel ceketmiş. Eyvallah. Hakikaten güzel ceketmiş. Abi aynısından sana da alayım dememi mi bekliyorsun? Evet. Ya ben nefret ederim kıyafetlerimi başkalarının üzerinde görmekten. Dükkana girdiğimde beğendiğim tişörtün bütün bedenlerini alırım ki kimseyle pişti olmayayım. Hangi partide pişti olacağız lan? Sanki bekar oyuncu benim de galalarda, açılışlarda, şoko partilerde geziyorum. Artık sen de kocabaş malikanesinde, başyapıt inşaatta ve Tülay Ünlü'nün evinde yapılan partilere gelmeyi versin. Güzel ceketmiş ha. Ben bittim. Direkt üstümdekilerle yatağa atlıyorum. İyi geceler. Ay! Bora, ne oldu? Yatak benim sizde yıkattı! Niye? Kişisel bir garezi yok abla. Yatak trombolin olmuş. Trombolin mi? Uzun hikaye. Müziği kim açtı? Galiba yatağın üstüne atlayınca otomatik açılıyor.
Sabah anlatsam. Cam şeffaf oluverdi. Duş alan Deniz'i gördüm. Selahattin. Rıza şirkete mi gitti? Ne çalışkan bir çocuk oldu bu ya. Hayret. Ben hastaneye yattığımdan beri bir dakika durmuyor. Sanki poposunda kurt var. Yandakiler tadilatlardan memnun mu? Bir şey demediler de. Diyecekler. Sessiz kalamayacakları bir yapıt bırakacağım. Beni biliyorsunuz. Bir torba çimento, defolu fayanslar ve perde kornişlerinden asma köprü yaparım ben. Oldu, oldu. Tanıdık kuyumcu olmaz. Selahattin! Ay, seni Allah korudu canım ya. Kim çarptıysa boyu devrilsin. Başın falan ağrımıyor değil mi canım? Yok yok, iyiyim iyiyim. Aa, buldun mu telefonunu? Ay, yazık, babam çok sevinecek. Ne kıymetli parası varmış. Hiç sevmem böyle maddiyatçı tavırlar. Boş ver, boş ver. Ay, ben beyime geçmiş olsun hediyesi almadım ya. Ne alayım ben mintoşuma, ne alayım ben kocacığıma? Ha, karbotu alayım mı? Tabii, Helsinki'de oturunca lazım, evet. Yahu ne yapacağım ben yılda 3 kez giyilen şeyi? Bütçen genişse motorbot al. Ah, kask alayım, takarsın kafaya. Ey Allah'ım ya. Ama geçen günü kafanda olaydı yolda yürürken, biz böyle perişan olmazdık. Lastik top gibi böyle hop düştüğün yerden kalkar yürürdün. Ya Gülistan. Sen bana ne al biliyor musun? Aklımda bir şey var. Ama hafif unutkanlıktan mütevellit kaybedersem arıza çıkarma. Telefondaki gibi afra tafra yapılmasın. Aa, senin canın sağ olsun, söyle. Ne alayım ben sana? Alırız yenisini, sen kaybet, hiç önemli değil. Ne alayım? Ne alayım ben beyime, ne? Ne oynuyorsun yine oğlum? Ne oynak çıktın sen ha? Ne vardı abi? Nasıl banyo? Şeffaf abi banyo, niye öyle? Oğlum, kız duşa girince düğmeyi çevir, film başlasın. Selahattin abi, gerçekten senin gibileri görünce diyorum inşallah ileride kızım falan olmaz, pencereden baktırtmam ya. Güvensene oğlum evladına. Kızıma güveniyorum, etrafa güvenmiyorum. Bir çekmece olacaktı bizim. Ha, bugün yapacağız. Acelesi yok. Kalıcı bir eser bırakmak istiyorum. Evde kimse olmasın, rahat çalışayım. Ablam evde galiba ama... Kaç saatte yapılır ki ya çekmece? Şşt! Sen benim işime karışma. Ben kovarım Deniz'i. Deve kuşu gibi. Cüssesi büyük ama pıst deyince kaçıyor. Evi yaptık, bitti. Baktınız mı? Ah, eve uğramadım Kardo, bilmiyorum. Okey, çekmece bitti yani. Ha, çekmece vardı değil mi? Ne yaptın ki başka? What is this? Tadilatın faturası. Türk lirasından sıfırlar atıldı yalnız. Bunda bir yanlışlık var galiba. Bu ne ya? Hani bedavayı yapıyordun? Saçma sapan hediyeler aldırdın kendine. O geçmiş olsun hediyesi, o ayrı. E, para sorun değil deyip durdun. Para sorun mu? Milyonlar kazanıyorsun. Ne sorun olacak? Selahattin, bu kadar parayla o eve ne yaptın? Gidip göreceksin ve şu tavrından pişman olacaksın. Bir süre hayran hayran seyrettikten sonra benim kayınpedere gidip... Selahattin abi çok kral adam. İnşaat olayında 1 numara. Tadilat dünyasının David Copperfield'ı gibi övgüler yağdırmaktan çekinmeyeceksin.
Ya ablan yok mu evde? Terasta duymuyor herhalde. Ne bu surat ya, Allah Allah. Ben Nuri Alço değilim. Verdiğim açık kolayı içebilirsin Maynur. Ondan değil, fotoğraf çektiremeyeceğim diye üzüldüm. Maynur, ben tanıyabileceğin en romantik, en düzgün, en seviyeli ilişki peşinde adamım. Güven bana. Beklemiyordum. Resmen filmlerdeki tecavüzcü adamlar gibisin. Maynur, ben mazbut bir adamım valla. Annemler niye sana güveniyoruz kızım, etrafa güvenmiyoruz diyorlar. Şu an anladım. Ortalık çok bozmuş. Maynur. Tanıdık taksi çağıraydım. Bir şey yapaydım, açaydım kollarımı. Gitmediydim. Aa. O kadar içten yanmalı gidip gelirken neredeydin? Selahattin abi! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.